Vatandaşlarımıza soracağız. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu'nun yaptıklarını ne yapmış İstanbul'a? Ne yaptı İstanbul'a? Biliyorsun bak ne yaptı lan. Ahlaksız imamcı. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Biliyorsunuz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adayları belli oldu. Bir taraftan şu anki mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer taraftan AK Parti'nin yeni açıkladığı isim Murat Kurum. Peki ekranımızda görmüş olduğunuz anketimiz var. Sayaçlı anket. Vatandaşlarımıza soracağız. Bakalım Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Cevaplar ne şekilde olacak? Hadi iyi seyirler. Murat Kurum. Neden? Neden? Güzel, genç biri. Yani İstanbul'a da bir şeyler yapacağına inanıyoruz yani. Peki, gerçekten. Çok teşekkürler. Size soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ben de Murat Kurum diyorum. Daha tertip düzen var bu tarafta. Öbür tarafta karambol var, dağınıklık var. Dolayısıyla orada niye oraya oyumu vereyim ki? Pekala, size soralım. Tabii ki tek kelimeyle Murat Kurum. Nerede bir durum orada Murat Kurum. Pekala, teşekkür ediyoruz. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Çalışkan adam. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu neden? Neden biraz da o yapsın? Hep bunları yapacak diye bir kayda yok ki. Kim yaptı? İmamoğlu yaptı. Tabii ki İmamoğlu. Sonuna kadar, Allah'ına kadar. Dediniz. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Bence hiç kıyas yapılamayacak kadar fark var. Tabii ki muradını erecek. Murat Kurum diyorsun. Herhalde. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum dediniz. Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum diyorsunuz. Aynen. Size de soralım. Murat Kurum. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Kurum ya, ne imamı ya. Gel abi, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu dediniz. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu'yla ne işimiz olur ya? Murat Kurum tabii ki. Murat Kurum dediniz. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Tamam, bir daha karşılaşmıştım herhalde. Doğrudur. Kim acı derim ben? Murat Kurum ama. Pekala, teşekkür ediyorum. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum diyorsunuz. Size soralım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu diyorsunuz. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? O gelecek başımıza iş. O gelecek. O gelecek. Teşekkür ediyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Tartışmasız Murat Kurum. Neden? Ya bilgi, beceri, her şeyle Murat Kurum. Pekala, teşekkür ediyorum. Abi sana soralım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum diyorsunuz. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu dediniz. Abim sana soralım mı? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Hangisi hayırlısı olsun. Olsun. Sizin var mı gönlünüzden geçen? Var. Kim? İmamoğlu. 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 İmamoğlu derim ben. Tabii Kurum gelecek. İmamoğlu kim? Sizce? Kurum. Tabii ki İmamoğlu. Neden? Şu cadde 30 yıldır bak böyle bir cadde yapılmadı. Bu cadde kaç yılda oldu peki? Sonuca bakacaksın. 30 yılda yapılmadı. 30 yıldır İstanbul'da da mı hiçbir şey yapılmadı? 30 yıldır İstanbul'da da mı hiçbir şey yapılmadı? Yapıldı tabii. Yapılanlar var, yapılmayanlar var. Şu an Ümraniye'deyiz. Evet. Ümraniye'nin çöplüğü meşhurdu. Bu caddeye takıldınız ama koskoca çöplük kalktı. Yani 30-40 yıllık şeyleri insanların önüne koymak doğru bir siyaset mi? Değil. O zaman. Peki İmamoğlu ne yaptı? İstanbul'a eser ne bıraktı? İmamoğlu bu kadar engellemelere rağmen, pandemiye rağmen her şeyi yaptı. İki tane icraatını anlatabilir misiniz bize? İmamoğlu'nun iki eserini İstanbul'a bıraktı. Ya en azından tarikatlara verilen imtiyazları kaldırdı. Bu bile başlı başına bir tarikatlara sorun. Paralar gidiyordu, onlar artık gitmiyor diyorsun. Aynen öyle. Peki 29 Ekim'de CHP'nin kurultayında İBB'nin bütçesinden 550 milyon lira para çıktı. Şimdi, delegelere dağıtıldığı söylenildi CHP'liler tarafından. Bu para da o zaman CHP'li delegelere gitti. Bak Mert, beni tanıyorsun. Evet. Yani, maalesef. Ya ben çok iyi biliyorsun. Sanma olarak söylüyorum. Ben değişimden yana olan birisiydim ve kurultaydaydım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakın, ben AK Parti'de de böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Yani kurultay delegesi olmuş bir insana AK Parti'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de parayla oyunu değiştireceğine ihtimal vermiyor. Ulan bunu söyleyenler yalan söylüyor. Ya şimdi zaten seçim kaybedildiğinde genel veya parti içerisindeki yarışta olsun. Gidip AK Partililere soralım. Onlar da aynı şeyi söylerler ekip olarak kaybettiklerinde. Ben bunu doğru bulmam. Alakada bulmam. Bel altı olarak mı itelen? Aynen öyle. Dinim gereği de, inançlarım da gereği görmediğim hiçbir şeye asla inanmam. Bu söz konusu bile değil. Soralım, İmamoğlu mu, Kurum mu? Kurum diyemiyorum, İmamoğlu da hiç diyemiyorum. Yeniden Refah olabilir ama ben. Peki. Alternatifler arasında. Peki, gel kardeşim. Gel. Merhaba. İmamoğlu mu, Kurum mu? İmamoğlu. Ne? Onu mu beğeniyorsun? Neden? Bilmiyorum. Allah Allah. Abi İmamoğlu diyor. Ne diyor bu ya oğlum yani? Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Biz yine adamız AK Parti'yiz ya. Murat Kurum diyorsunuz. Tabii canım.
Siz ne diyorsunuz? Ben İmamoğlu diyorum. Neden? Nedeni var mı? İşte görü 5 yıldır İstanbul'a yaptıkları. Ne yaptı? Neler mi yaptı? Abi vallahi billahi o eğer bak yemin ediyorum sana oy vermezsem şerefsizim. Söylesin. Yemin ediyorum oy vereceğim bak sahilsin. Bir dakika bir dakika. Ne yaptı? Bir dakika. Anlatacak abi. Yarım kalan metroları açtı. Hangisini? Hangisini? Başakşehir'i açtı. Kim başlattı onları? Bitirmek önemlidir. Başlatırsın. Kendisinin başlayıp kendisinin bitirdiği yeni bir proje çıkartması önemli değil mi yani? Bu gerekmiyor mu? Ama açılan projeler vardı. Tamamlanmamıştı. Adam tamamladı, açtı. Halka da sundu. Şu anda her yönünden. Mesela başlayıp da bitirdiği. İmamoğlu diyor. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Ben de size söylüyorum. 5 yılda bu ülkede kurum bakanlık yaptı. Nereye ne yaptı? Güneydoğu'daki yıkılan insanların 50 bin. Hiçbiri TOKİ konutları değildi. Kurumun konutları değildi. Ama sen oraya şey vermedin mi? Oradaki insanlar barış planı çıkarmadınız mı? Oradaki belediye istemedi. Ha, CHP meclise sundu. Nasıl CHP? Bizi imalaf istedi. Hayır abi. Ben kurum şey diyorum. Ama CHP dedi. Ya İmamoğlu diyorum ben. Deyin abi sıkıntı yok da. Tamam sıkıntı yanlış yok. Yanlış bilgi vermeyin. Yanlış. Dedi ki biz istemiyoruz. Neyi buradaki istedim? Evlerimiz aynı böyle kalacak. Hayır, hayır kardeşim buradaki halka git sor bakayım. Peki, hadi ederim. Kolay sağ olun. Peki ne diyeyim. Size soralım İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Kurum diyorsunuz. Sizce? İmamoğlu. İmamoğlu. Sizce? Yani İmamoğlu kazanmaz diye düşünüyorum. Kazanmasını istiyorum ama kazanmaz diye. Neden kazanmaz? Hislerime dayanarak söylüyorum. Daha önce hisleriniz tutmuş muydu? Daha önce de tuttu da görmedim mi iki kere şeye girdi. Daha önce iki kere gireceğiz mi dediniz? Öyle bir şey düşünmedim ama İmamoğlu'nun kazanmasını isterim yani. İstersiniz. Bilmiyorum yani fazla politikadan anlamam ama İmamoğlu diyor. Yok şey politikadan anlamı hisleriniz tutuyor mu onu merak ettim. Normalde. Vallahi bu sefer tutmuyor. İmamoğlu kazanamayacak diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz. Size soralım. İmamoğlu mu? Kurum. Neden kurum? İmamoğlu'nun yaptıklarını ne yapmış İstanbul'a? Ne yapmış? Arkadan bir vay cevabı geldi. Der tabii herkesin görüşüne saygılıyım mu? Der. Peki, İstanbul'da yaşamıyor İmamoğlu galiba. İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Neden kurum? Kurumu seçiyorum İstanbul'da ondan. İstanbul'da çalışanı isterim ben. İstanbul'da çalışanı. Çalışanı. Hizmet getiren isterim kardeşim. Tatile gitmeye, karda kayak yapmayı, plaja gitmeyi sevmem. Bu işi yapacaksam bu siyaset ateşten gömlektir. Her adamı yakar, yapamaz. Ha yapacaksan otur şeye koltuğa. Yapmayacaksan bu milletin ne bağlı senin boynuna ya. Tamam görüşüm AK Partiliyim. Partiyi de bırak. Çalışan lazım bize. Buraya çalışan lazım. Partiyi bırak. Peki. Yazık bu kadar emekli o toy hani gelirken süt dağıtacaktı bedava, su dağıtacaktı bedava bilmem ne hani bunların hangisi? Millet zor geçiniyor. Hani otobüs biletleri bedavaydı? Niye? Güzelmiş. İmamoğlu ne yapıyor? Ülkeyi İmamoğlu mu yönetiyor? Ben de ne konuşuyorum? İmamoğlu yapacaktı. Hangisini yaptı diyorum. Hayır İmamoğlu. Söz vermiş. Arkadaş ülkeyi yöneten kim? İstanbul'u yönetene bakacaksın sen. İstanbul'a oynuyor zaten. Ankara'ya oynuyor. Türkiye yönetini bırak. İstanbul'u ama Cumhurbaşkanlığını oynuyor. Allah. Niye İstanbul'a odaklanmadılar? Dayı. Ne odaklanmacı? Ne odaklanacak? Sen izin vermiyorsun ki. Bırak abi ben siyasete girmem. Cumhurbaşkanı sinyaller verdi. Niye? Bana mı verdi? Kime verdi? İstanbul'a vereceği adaylığını. Ver. Ne yaptı İstanbul'a? Biliyorsun bana ne yaptı? Kaç trilyon reklamı harcadı? İstanbul'a mı harcadı? Tamam. Kaç trilyon harcadı reklama? Niye konuşmuyorsunuz bunu? Cumhurbaşkanı diyor. Cumhurbaşkanı daha ne yapacak size? Cumhurbaşkanı size ne yapacak? Sana yazıklar olsun. Ahlaksız imansız. Yediriye doymuyorsunuz lan. Doymuyorsunuz. Size bu kadar yedirdi doymadınız. Allah doyursun sizi. Benim kafam güzel abi. Benim kafam güzel. Çok güzel kafam. İstanbul oynayacaksın. İstanbul'un belediye başkanıysan İstanbul oynayacaksın. Odaklanacaksın Ankara'ya değil. Tamam mı? Neymiş? Cumhurbaşkanıymış. Cumhurbaşkanı bunlara yedirecek. Yediriyor yine doyuramıyor. Daha ne olacak? Bu kadar abi. Yok o kadar. Sigaraya bak. İçip de ağlamıyorum ben. Ben ağlamıyorum bak. Ağlamıyorum. Ben asgari ücretle 7 kişiyi geçindiriyorum ve ev geçindiriyorum. Kusura geçindiriyorum işte. Çalışacaksın. Hepsini hükümetten beklemeyeceğiniz. Konuşmayacaksınız ya. Boş boşuna ben işe gideyim işe. Sokakta değilim ha işe gideyim gel. Saat 3'te ben mesai alıyorum. 12'de de bırakıyorum. Gelsene. Emeklisiniz çatır çatır yiyorsunuz. Ondan sonra ağlıyorsunuz.